Sessizliği bu kadar mı sağlayabildik? Maşallah Aksaray. Allah nazardan korusun. Yok öyle yerli yersiz gaz verme. Ne dediğimi anlamadan alkışa başladım. Memleketin her tarafını dolaşıyorum. Birçok fuar da görüyorum ama Aksaray Kitap Fuarı maşallah çok canlı. Halkı çok heyecanlı. Biraz da sessizliği sağlayabilirsek çok verimli olacak. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bırak, alkışı bırak, alkışı bırak. Alkışı bırak. Kulağın aç. Futbol maçında falan yap onu. Allah korktuklarınızdan emin etsin, umduklarınıza nail. Üç günlük dünya hayatında Allah sevdiklerinin yolunda etsin hepinizi ve hepimizi. Ahirette de yanında. Dünya fanidir. Hayat hayaldir. İşte geldik gidiyoruz. Toprak her gün sana bir şey fısıldar. Çok meşgul olduğun için belki duymazsın. Der ki toprak, üstümde iyi hava atıyorsun ama gelince anlaşırız. Hor bakma sen toprağa, toprakta neler yatar. Hani bunca evliya, yüz bin peygamber yatar. Cennette buğday yiyen, gaflet gömleğin giyen, hem dünyaya meyleden Adem peygamber yatar. Arkasıyla kum çeken, arkasıyla kum çeken, gözyaşıyla yoğuran, Kabe'ye temel kuran Halil peygamber yatar. Vücudunu kurt yiyen, kurt yedikçe şükreden, belalara sabreden Eyüp peygamber yatar. Balık karnında yatan, deryaları seyreden, kabak kökün yaslanan Yunus peygamber yatar. Kuyuda nihan olan, köle diye satılan, Mısır'a sultan olan Yusuf peygamber yatar. Yusuf'un yavi kılan, kurd ile davi kılan, ağlayıp gözsüz kalan Yakup peygamber yatar. Asasın ejder eden, bahre vurup yol eden, Firavun'u helak eden Musa peygamber yatar. Ol Allah'ın Habibi, dertlilerin tabibi, Enbiyanın serveri Resul peygamber yatar. Hayber kalesini yıkan, kafiri oda yakan, şahinler gibi bakan Ali gibi er yatar. Ata ana gülleri, Kur'an okur dilleri, Fatmana oğulları Hasan Hüseyin yatar. Çok hakkın has kulları, fikreyle sen bunları, saysam ol erenleri, nice sultanlar yatar. Konya'da ol Mevlana, Celaleddin Rumi yatar. Yunus sen de ölürsün, kara yere girersin.
Kara yer altında çok günahkar kullar yatar. Unutulmamalıdır ki bir gün güneş kabrimize doğacaktır. Bugün nefes alıyorsak bu bir fırsattır. Bugün var, yarın yok. Hayat çok kısadır. İnsan bunu pek fark etmez yaşarken ama çok kısadır. 60'ı geçtik. Yani ikinci 60'ta ne olur bilmem. Ama kabir yerimizi satın aldık. İstanbul Eyüp Sultan'da. Allah nasip etti. Ara sıra gidip bakıyorum. Rezervasyon tamam. Dubleks. İki kişi konabilir oraya. Hanımla da anlaştık. Önce vefat eden alt katta olacak. Ancak bir dostum dedi ki, kendine kabir hazırlamak değil önemli olan, kendini kabre hazırlamak önemli dedi. Çok doğru. Kıyameti sorana Resulullah aleyhisselam kıyamet için ne hazırladın diye sordu. Kıyamet ne zaman kopar? Soru bu. Tamam, şu zaman, bu zaman. Sen ne hazırladın kıyamet için? Derdimiz bu. Mesele bu. Sen öldün mü kıyametin kopar. Film biter. Allah göstermesin, pişmanlıklardan başka da geriye bir şey kalmaz. Herkes muhakkak ah diyecektir. Ah. Herkesin bir ahı var. Ah der. Akıllı olanlar bugün der. Akıllı olmayanlar iş işten geçtikten sonra yarın der. Ve onun hiçbir faydası olmaz. Gel bugün ah diyelim. Bugün elde fırsat var. Böyle fişek gibi bakıyorsunuz böyle. Belli ki imkan var yani. Sıhhat var. Gençlik var. Ön sırada bulunan tek tük bir iki ak saçlı dışında, bazı yok saçlılar dışında, genellik çok saçlı. Yani gençlik henüz elde. Fakat unutmayın, çok çabuk geçer. Kendimden biliyorum. Siz beni 30 sene önce görecektiniz veya 40. Kalem gibiydim. Sonra görüyorsunuz, şekil bozuldu. Eğrilirsin nevcivan olsan dahi, çiğnenirsin aşiyan olsan dahi. Dünya böyle bir yer. 61 yıllık hayat tecrübem şudur. En çekici şey çekici. En çekici şey toprak. Çok güzel çekiyor. En sonunda tamamen çekiyor. Ve üzerine bir taş dikiyorlar. Taş da şöyle yazıyor. Kısmetindir gezdiren yer yer seni. Arşa çıksan akıbet yer yer seni. Onun için onun adı yer oldu. Önce besler sonra kendi yer seni. Yer. Yer.
Fakat sakın moralini bozma, bedenini yer. Yesin. Sen beden değilsin. Sen ruhsun. Ve ruhun ebedi hayatı var. Kendini tanıdığın zaman ölüm en sevimli iştir. Beden yükünden kurtuluyorsun. Kuş kafesten uçuyor. Bundan âlâ ne olabilir? Kendini et ve kemikten ibaret mi sandın? O inek. İnek öyle. Sen ruhsun. Beden bindiğin eşek. Sen binici. Dizginler elinde. Adam gibi yönet. Ahire gidiyoruz. İşi eşeğe bırakırsan ahıra gidersin. Çok da süsleme bunu. Yani değmez. Viran olacak kasra bu ziynet çoktur diyor şair. Yıkılacak eve fazla süs yapma diyor. Yıkılacak ev dediği beden. Sen de bunu habire süslüyorsun. E ne olacak? Niye faydası var? Bırak Allah'ını seversen ya. Lüzumsuz işle uğraşma gözüm seveyim. İnsan ruhtur. Kaş, göz, et, deri, kemik falan değil. Ruh onun serveridir. Ve bizim bütün anlatmaya çalıştıklarımız ruhu besleyen, onu doyuran, yetiştiren, yakıtını veren şeylerdir. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ustalarımızdan alarak. Aklın varsa ruhunu besle diyor. Çünkü yola o çıkacak. Beden toprakta kalacak. Çok fazla ağır bir yük bırakmanın da alemi yok. Taşıyana da yazık. Adam seni sırtına alıp gidecek. Aşıklar neden ip ince kaldı? İğne iplik gibi. Taşıyana yük olmamak için. Var gibi yok gibi geldi gitti. Ne olacak ki dedi yani. Ne olacak? Büyüklerden biri vefat ettiğinde bir baktılar, servetini tamamen dağıtmış. Hiçbir şey yok. Halbuki elinden de mal, mülk, para geçti biliyorlar. Efendim demişler, çoluğunuz çocuğunuz var. Miras helal. Ve bu kadar da para pul geçti elinizden. Neden onlara miras bırakmayı düşünmediniz de hepsini sarf etmişsiniz? Sebep ne? Cevap şu. Benim çocuklarım iyi insan olurlarsa mesele yok. Faydalı, hayırlı malı kendileri kazanır. Yok. Allah korusun kötü olurlarsa işleyecekleri günahın sermayesini ben vermek istemem. Bana ne? Benim malımla günah işleyecek, hesabını ben vereceğim. Yok ya, aptal mıyım ben diyor. E ne yaptın o zaman malı? Götürdüm diyor, götürdüm. Nereye? Gideceğim yere. Adam adama sormuş. Malın mı daha sevimli, günahın mı? Amma sordun demiş yahu. Günahın nesi sevimli olacak? Ateş demiş, cehenneme sürüklüyor beni. Elbette malımı severim. Güzel. Akıllı adam öyle yapar. Tamam. Ama demiş, malımı severim diyorsun, sevdiğini bırakıp gidiyorsun. Günahımı sevmem diyorsun, onu da alıp gidiyorsun. Bu nasıl bir akıl? Madem seviyorsun, götür. Ahirete. Nasıl götürülür? Hah, onu konuşabiliriz. Onun çaresi bulunur. Cimriye acırım diyor adam. Cimriye. Gel de acıma.
Fakir gibi yaşar, zengin gibi hesap verir. Tam bir rezalet. Biriktir, biriktir. Bırak. Git. Sevmediğin insanlar paylaşırken sen hesap ver. Tam bir felaket. Kime kaldı? Hayırsız evlat, saygısız damat, söz dinlemez gelin. Ben bunun için mi çalıştım yani? Hadi canım sen. Bu iş değil. Akıllı adam böyle yapmaz. Fırsat eldeyken bir amel kazan. Bir Anadolu türküsünün sözüdür, değil mi? Fırsat eldeyken bir amel kazan. Bugün var, yarın yok. Üzerine güneş doğacak bir gün, güneş. Sen upuzun yatarken. Adam ağaydı. Ağanın bir takıntısı var. Köyün ağası. Ben en önde olmalıyım diyor. Biz ağayız diyor. Arabaya biniyor önde. Bir yola gidiyorlar önde. Düğün alayında önde. Her yerde önde. Camiye geliyor. Teravih namazı. En ön safa geçiyor. Bakıyor ki kendisiyle aynı hizada bir sürü insan var. Ya benim ağalığım nereden belli olacak diyor. Şöyle bir yarım adım filan, yarım ayak öne çıkıyor. Tam tekbir almadan önce bakıyor, herkesten önde. Fakat kafaya takmış. İmamın önüne geçemiyor. Soruyor, soruşturuyor. İmamın önüne geçerse namazı fasit oluyor. Geçmek yok. İmamlık kabiliyeti de yok. Ne yapacağız? Herkesin önüne geçtik ama imamın önüne geçemedik. Ne yapacağız? Adamın dertli. Geçen ay bu derdinden kurtuldu. Vefat etti. İmamın önündeydi. Yatay vaziyette en öne geçti. Bir gün oraya yatarsın, bak artistlik yapma. Tamam mı? Zahida, aç gözünü sahraya, bak da ibret al. Şu direksiz kubbeyi semaya, bak da ibret al. Padişah olsan da derler er kişi niyetine, var musallada yatan mevtaya, bak da ibret al. Bütün bunları şunun için anlattım. Herkes fellik fellik mutluluğu arıyor. İnsanlar çok telaşlı bu hususta. Mutlu olmayı kafaya koymuşlar. Ama çaresini henüz bulamamışlar gibi bir durum var. Çok telaşlılar. Bu soru kainatın efendisine soruldu. İnsan nasıl mutlu olur? Cevap. 4 madde. Mutluluğun formülü. Ezberleyelim. Maddelerden ikisi unutma. İkisi unut. Unutulacak iki şey var, unutulmayacak iki husus var. Allah'ı unutma, ölümü unutma, yaptığın iyiliği unut, gördüğün kötülüğü unut, dünyanın en mutlu insanı olursun. Bak dikkat et, genellikle yaptığın iyiliği unutmuyorsun. Adama bir iyilik yaptık falan filan diye öyle bunalım yapıyorsun. Biri sana kötülük yaparsa onu da unutmuyorsun. Biriktiriyorsun, içinde çürütüyorsun kendini. Kin taşımak zordur, sahibini öldürür. Haset taşımak zordur, çürütür adamı. Yaptığın iyiliği unut. Neden? Hiçbir şeyi unutmayan Allah biliyor. Takma kafaya. Gördüğün kötülüğü de unut. Hesabı Allah görür, canını sıkma. Allah'ı unutma, ölümü unutma. Bak ne oluyor. Dünyanın en bahtiyar kişisi sen olursun. Lokman Hakim'e sordular. Oğlu soruyor, oğlu. Babacığım ben nasıl yaşayayım? Ne yapayım ben? Lokman Hakim, yaşamanın uzmanı. Aleyhisselam. En güzel yemekleri ye oğlum demiş. En güzel yemekleri ye. Babacığım ne mümkün, ben fakirim demiş. Yavrum tam acıkır da yersen en güzel yemeği yersin. 2.
En rahat döşeklerde yat. 5 yıldızlı. Babacığım param yetmez demiş. Çalışır yorulur da hak edip yatarsan yattığın yer 5 yıldızlı yataktır. Çok rahat edersin. 3. En geniş evlerde otur. Alamam demiş. Kimsenin malına göz dikmezsen oturduğun ev en geniş evdir. Yani problem de çözüm de sende. Bakış açını değiştir. Bir daha düşün. İnsan kendi kendini hapseder. Genellikle. Kendi ayağına sıkar. Çektiği ızdırabı da başkasından bilir. Ömrü boyunca bunalımlı yaşar. Hep hakimlerle, savcılarla, avukatlarla, polislerle, müfettişlerle bilmem ne falan işi olur. Gahrından ölür. Bu saydığım adamlara hiç işin düşmez. Dediklerimi yaparsan. Adamın biri dedi ki az yeğirem hekime işim düşmez, düz gidirem hakime yolum düşmez. Düzelt gidişi ya. Düşman mı lazım sana ya? İyi ama adam bana kötü söyledi. Tamam, silahı unut. Hayır, dua et. Bakın size çok kolay bir formül vereceğim ama bilmiyorum bu, yani dinliyor musunuz? Bana çok iyi dinliyorsunuz gibi geliyor ama öyle mi yani? Yani bana öyle geliyor zaten, evet. Yani evet. Öfkelendiğin zaman, kalbin kırıldığı zaman, mesela trafiktesin, birisi ayarsızlık yaptı, yönünü kesti, bilmem ne yaptı falan, sinirlerin ayağa kalktı. Ne yapar bir Türk evladı bu durumda? Arabadan iner, levyeyi kapar. Değil mi? Adamı ikiye ayırır. Ağzına geleni de söyler. Hayret edersin. Acayip bir edebiyattır o. Ne kelimeler vardır orada, yakası açılmadık. Fakat hadi gel dinle sen bu hocayı. Benim tavsiyem başka. O demiri yerine bırak. Sövmeyi, saymayı, bağırıp çağırmayı da bırak. Yutkun. Bismillah. Allahümme salli ala Muhammed de. Arkasından aç elini. Ne istersen iste. Kalbi kırık olanın duası şimşek hızıyla kabul edilir. Kalbin kırıldığında sövsen eline bir şey geçmez. Bir faydası yok. Ama dua edersen kazanırsın. Zor tabii. Zor. O anda dua etmek kimin aklına gelecek? Kimin aklına gelecek? Ama kimin aklına gelirse o kazandı. Büyük imtihandır. İnsanın sinirleri yerinden oynar. Darmadağın olur. Ona kızmayı falan bırakıp ya Rabbi diye başla. Ne istersen iste. Dua etmeyi çok azalttık biz, biliyorsunuz değil mi? Yani kabul edelim. Biz az dua ediyoruz. Bu çok kötü bir ahlaktır. Dua etmemek bir kere kibirdendir. İhtiyacın mı yok yani? Allah Allah. Yapma ya. Farkında değilsin demek ki. Eski ümmetlerden birinde zamanın peygamberine Cenab-ı Hak vahyetmiş. Vahiy. Filan kuluma söyle helak oldu. Yani Allah peygamberine vahiy ile bildiriyor. Filanca helak oldu. Mahvoldu. Allah. Peygamber bu haberi iletmiş. Demiş ki durum bu. Vahiy ile öğrendim ki sen helak oldun. Adam gayet soğukkanlı, tamam demiş. Teşekkür ederim. Aradan zaman geçmiş. Bu adam ticaretle meşgul. Alıyor, satıyor, ekiyor, biçiyor. Serveti de büyüdükçe büyüyor. Görünürde hiçbir sıkıntı yok. Tekrar karşılaştığı zaman peygambere demiş ki sen peygambersin. Haşa, yalan söylemezsin. Helak olduğumu söyledin.
Doğrudur belki ama görünürde hiçbir şey yok. Benim işim iyi gidiyor. Yani gayet iyi durumdayım ben demiş yani. Helak oldu ne demek? Peygamber sormuş. Ağlar mısın? Hayır demiş, hiç ağlamam. Peki dua eder misin? Yok demiş, aklıma gelmez. Öyle bir helak olmuşsun ki farkında bile değilsin. Ağlamamak ve dua etmemek felaketin ta kendisidir. Allah göz pınarları kurumuş merhamet fukaralarından etmesin. Büyük saadettir ağlayabilmek. Herkese nasip olmaz. Kavuşmanın müjdecisidir ağlamak. Cenab-ı Hak bir nimet vereceği zaman ağlatır kulunu. Ağlayamayanlar otursunlar buna ağlasınlar. Ya Rabbi ben niye ağlayamıyorum? Benim işim bitti mi? Korkusuyla ağlasın. Ağlayın su yükselsin. Belki kurtulur gemi. Anne seccaden gelsin bize dua et emi. Demişti şair. Necip Fazıl Kısakürek merhum. Gençler çoğunlukta olduğu için birçoğunun duymadığını hesap ederek daha önce anlattığım bir hadiseyi, kendi başımdan geçen bir hadiseyi kısaca özetlememe müsaade edin. Sene 1983. 1983'te bu çadırdakilerin %90'ı yok. 22 yaşındayım. 2 yıldır evliyim. İstanbul'da hukuk talebesiyim. 3 sene daha okumam gerekiyordu ben evlendiğimde. 20 yaşında evlendim. 3 yıl daha okunacak, okul bitecek. Arkasından staj olacak bilmem ne. Hanım anne baba yanında. 650 kilometre mesafe. 80'li yıllarda bu mesafeyi aşmak oho uzun iş. Bir ay düşünürsün yani. Sadece mektuplaşabiliyoruz. Elde başka imkan yok. Telefon bir ara geldi sonra sonlara doğru ama ya telefon geldi diye kaldırıp ben hanımla görüşeceğim falan diyecek değiliz ya. Böyle zevzeklik olur mu? Arasam bile 40 kere ararsın bir defa düşer de düşse bile babanla konuşursun, ananla konuşursun. Hanımı ver demezsin yani ayıptır. Yazdığım mektubu bile kendisine yazmazdım ben. Babama yazdığım mektup zarfının içinde küçük bir zarf olurdu. Onun içindeki mektup hanımındı, o bilinirdi. Kayınvalide merhamet eder de bir gün mektubu geline verirse ancak o zaman okuyabilirdi. Okuduktan sonra cevap yazacak, cesaretini toplayacak, babama verecek, babam unutmayacak, postaneye verecek, mektup gelecek. Oho bir ay geçti. Bir ay sonra mektup gelir. Ezberleriz tabii. Bugünlerde gönderdiği mesajın cevabı 3 dakika gecikince aşıklar küsüyor. Biz bir ay mektup beklerdik. Elbette zaman değişti. Leyla'sı için çölü geçen Mecnun vardı. Şirin için dağı delen Ferhat vardı. Bugünlerde Tuğçe için kontör yükleyen Berk var. Mesajın cevabı en geç 3 dakika içinde gelmezse kıyamet kopar. Sabır buralarda şimdi. Bundan ne çıkar? Varın onu da siz söyleyin. Bundan bir şey çıkmaz. İşte o günlerde gelip giden mektup zarflarının içinde yer alan şiirler. Ne kadar ayrılık şiiri varsa ezberliyorum. Tabii başka çare yok zaten. Karacaoğlan'dan başlıyorum günümüze kadar kim ne yazdıysa. Çok da yazmışlar. Gurbet eli bizim için yaptılar, çatısını pek muntazam çattılar. Ölüm ile ayrılığı tarttılar, 50'dir hem fazla geldi ayrılık, diyor Karacaoğlan. Ezberlersin tabii. Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde,
gözlerin uzun uzun karanlığa dalarsa, bir sıcaklık duyarsan üşüyen ellerinde ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa, bil ki seni düşünüyorum. Gecelerden bir gece uyanırsan apansız, uzaklarda elemli garip bir kuş öterse, bir ceylan ağlıyorsa dağlarda yapayalnız ve bir gün kabrimde sarı çiçek biterse, bil ki seni düşünüyorum, diyor Ümit Yaşar Oğuzcan. Gel de ezberleme. Osman Yüksel serden geçti, hepten coşmuş. Artık olan oldu bize, gelsen de bir gelmesen de. Gelemeyiz biz yüz yüze, gelsen de bir gelmesen de. Hep kendini çektin naza, yok bahara yahut yaza. Bıktım gayri yaza yaza, gelsen de bir gelmesen de. Bir candır bu, bir andır bu, giden gelmez bir handır bu. Dağ taş değil, insandır bu, gelsen de bir gelmesen de. Bulacağın bir boş kafes, kaldı ceset çıktı nefes. Nerede o can, nerede o ses? Gelsen de bir, gelmesen de. Ağaç yaş iken eğilir, demir tavında dövülür. Çocuk küçükken sevilir, gelsen de bir, gelmesen de. Serdem geçti artık bitti, bu ayrılık cana yetti. O bir gündü, geldi geçti, gelsen de bir, gelmesen de, diyor. Öte yandan Faruk Nafiz Çamlıbel. Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın. Bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın, görmemek istiyorsan ardına bakmadan git. Yavrusunun yoluna dalan bir dul bakışı andırıyor ışıksız evimde pencereler. Biraz yeşermek için beklesin artık kışı. Çağlayansız yamaçlar, suyu dinmiş dereler. Bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna. Buğulu gözlerimden geçmediğin gün olmaz. Benim kadar titremez hiçbir yiğit oğluna. Hiçbir ana kızına bu kadar düşkün olmaz. Bin fersahtan duyarım kimle gülüştüğünü. Alnından öz kardeşin öpse ben irkilirim. Değil yalnız ardına kimlerin düştüğünü, kimlerin rüyasına girdiğini bilirim. Gözlerimi gün gibi kamaştıran yüzünü, daha candan görürüm senden uzaklaşınca. Sararırsın dönüşte görünce öksüzünü, bir gelinlik kız olur aşkım senin yaşınca. Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın, bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın, görmemek istiyorsan ardına bakmadan git. Necip Fazıl merhum. Elimde sükutun nabzını dinle, dinle de gönlümü alıver gitsin. Saçlarımdan tutup kor gözlerinle, yaşlı gözlerime dalıver gitsin. Yürü gölgen seni uğurlamakta, küçülüp küçülüp kaybol Irak'ta. Yolu tam dönerken arkana bak da, köşede bir lahza kalıver gitsin. Ümidim yılların seline düştü, saçının en titrek teline düştü. Kuru yaprak gibi eline düştü, İstersen rüzgara salıver gitsin. Demiş, bir de şunu demiş. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Geçti, istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni, gelme artık neye yarar. Ben bunları ezberlerken, her fırsatta okurken bana hep sorarlar, bu kadar şiiri nasıl ezberliyorsun sen, diye. Eğer sen de 20 yaşında evlenir, hanımı memlekete bırakıp gider, 3 sene okursan ayrılık şiirlerinin hepsini benden iyi ezberlersin. İnsanın kabiliyeti artıyor. Kafası çalışıyor. Yaşadığımı yaşamadan zor. Sen 3 dakika mesaj cevabını bekleyemiyorsun ya. Ha? Bir ay mektup beklersen her şeyi ezberlersin.
Dest ez talep nedarem, ta kamum men berayet. Ya ten reset be canan, ya can ziten berayet. Farsça şiirleri bile ezberlersin. Ayrılık iyi bir öğretmendir. Adamı yetiştirir. Arapça şiir ezberlersin. Hele sen bir yan. Yanda göreyim seni. La tahsabu raksi beyneküm taraban. Fettayru yerkusu mezbuhan minel elemi. Bir Farsça bir Arapça beyit okudum size. Siz de merak ettiniz tabii ne diyor bu tercümesi. Ben size söyleyeyim tercümesini. Farsça okuduğum şiir Hafız'dan, Hafız-ı Şirazi'den. Diyor ki, yarın eteğine yapıştım. Ölme var dönme yok. Ya ben yara kavuşurum, ya can tenden ayrılır. Ölmeden bırakmam diyor. Arapça şiirde ise Semerkandi, Suzeni-i Semerkandi isimli şair şöyle söylemiş. Beni neşeli görüyorsunuz da hani oynuyor falan kıpır kıpır. Zannettiniz ki keyfinden oynuyorum. Yanılıyorsunuz. Kafası kesilen kuş gibi elemle çırpınıyorum. Kuşun kafasını kesersin, çırpınır. Uzaktan bakan da zanneder ki kuş oynuyor. Kelle gitti kelle. Çektiği mızdırabı bilmiyor. Benim hakkımda ön yargılarla neşeli diyorsunuz diyor şair. Velhasıl ben bu şiirlerle meşgulken 4 yıl geçti. 18 yaşımdan 22 yaşına kadar 4 sene okula gidip geldiğim güzergahta Kartal Cevizli'den Beyazıt'a gidiyorum. Önce tren, sonra vapur, arkasından yarım saat yürüme. Nadiren otobüs olurdu. 1,5 saatten az değil bu yolculuk. Banliyö treni giderken 12 istasyon geçersin. Gelişte 7. gidişte 5. istasyonda Necip Fazıl merhumun evi var. Erenköy'de oturuyor biliyorum. Hatta evi şöyle uzaktan gördüm. Ama 4 yıl içinde bir defa olsun cesaretimi toplayıp da inemedim. Erenköy istasyonunda inip Necip Fazıl'ın kapısını tıklatıp kendimi tanıtma cesareti gösteremedim. 4 yıl geçti. Mayıs 1983. Son hafta. Gazetede bir resim gördüm. Tam sayfa Necip Fazıl resmi. Şairin resmini tam sayfa basarlarsa anla ki öldü. Bir gün bizim resmimizi bir gazetede tam sayfa görürseniz bunun bir tek anlamı vardır. Rahmetli. Yani rahmetli. Hep öyle olur yani. Sağlığında iltifat olmaz adama. Gidince olur. Sevdiğimiz adamları acından öldürüp üstüne türbe yapmayı severiz biz. Öldüğünü anladım. Ve resmin altındaki iki mısra dikkatimi çekti. Orada bir şey yazıyor. Tahmin edersiniz ki Necip Fazıl merhum vefat ettiği gün o resmin altına elbette Necip Fazıl'dan ve ölümü anlatan bir beyt konur. Yakışığı budur. Ne konur? Ne olabilir? Mesela şu olabilir. Ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Veya ölüm ölene bayram, bayrama sevinmek var. Oh ne güzel bayramda tahta ata binmek var. Birçok örnek var daha, uzatmayayım. Acaba ne yazmışlar diye baktım. Gördüm ki şunu yazmışlar. Ey genç adam yolumu adım adım bilirsin. Erken gel beni evde bulamayabilirsin. Dizlerimin bağı çözüldü. Kala kaldım Beyazıt Meydanı'nda. 39 sene önce. Şair gitmiş, gitmekle kalmıyor, bize dediği lafa bak. Ey genç adam yolumu adım adım bilirsin. Erken gel beni evde bulamayabilirsin diyor. Gittiğim zaman kendisine soracağım bir husustur bu. Üstad gider ayak soğuk şaka yaptın diyeceğim. Rahmetliye. Bugün sizlerin başına benzer bir şey gelmesin diye buraya kadar geldim.
bizzat temas kurmak, yok efendim yani böyle modern şeyler, yatay dikey resim falan filan gibi lüzumsuzluklar bir tarafa, benden alacağınız bir şey var, bunu alın da siz de boş dönmeyin, ben de boş dönmeyim. Son sözlerimi söylüyorum, lütfen bütün dikkatinizi toplayın. Şimdi söyleyeceklerim şu ana kadar söylediklerimin özeti. Bir zahmet web sayfama girin. hayatainanc.com. Girdiniz ya. Ha. Tavsiye ettiğim kitapları görün. Başlık yazmışım. Tavsiye ettiğimiz kitaplar. Aç göreceksin, orada 5 tane kitap var. PDF. Oradan okuyabiliyorsun. PDF. Oradan okuyabiliyorsun. Masraf yok. Kitap satın alma, kitap arama yok. Vasiyet ettiğim kitabı oraya koydum. Açınca okuyorsun. Bunlar size vasiyetimdir. Gidip gelmemek var. Gelip görmemek var. Hiçbir şey duymadık hayatı inançtan demeyin. Vasiyetimi söylüyorum. Daha ne söyleyeyim? Ama günü gelir sorarım. Vasiyetimi ne yaptınız diye sorarım. Dünyada soramazsam ahirette sorarım. Ona göre. Sorduğum zaman mırın kırın etmeyin. Bitir yakışımı bu. Tamam. Anladım. Kaç saat? Tamam. 6'ya mı 5 var? 7'ye. 7'ye 5 var. Yani imza için çok az zaman kaldı. Bana dua edin çocuklar. Nasıl dua edeceğinizi de söyleyeyim. Ya Rabbi bu hoca ölürken gülsün. Gülerek ölsün. Neden? Son gülen iyi güler. Her şey gönlünüzce olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Efendim biz teşekkür ederiz. Bir hediye takdimimiz olacak. Hediyelerin